Merhabalar, bugün gül dalından en hızlı şekilde nasıl gül elde edilir onu anlatacağım size. Bunun için bir kap kullanacağım. Bu kap 5 litrelik bir kap. Bunun içerisine toprak doldurdum ben. Yarı toprak, yarı kum var içerisinde. Bir de balım var. Bal da çok önemli. Hızlı gelişmesini sağlayacak. Şimdi gül dallarını hemen budayarak başlayacağım. Bunların hepsini budayacağım. Üzerinde dal kalmayacak şekilde tek dal haline getireceğim. Şimdi kabımızın içerisindeki toprağı nemlendireceğiz. Biraz ıslatacağız. Püskürtücü ile de yapabilirsiniz. Ben böyle elimle suladım. Nemli olması gerekiyor. Dediğim gibi çok fazla da sulamayın. Kabın içerisi delik olmadığı için rutubet yapabilir. Arada bir havalandırmamız gerekecek zaten. Şimdi bu şekilde sera etkisi oluşturmaya çalışacağız. Şimdi burada bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Verev şekilde kestim ve uç kısımlarını iyice tırtıkladım. Tırtıklayarak balın daha iyi özünü almasını sağlayacağız. Balın içerisine batırıyoruz o tırtıkladığımız kısımları, verev şekilde kestiğimiz kısımları. Bu şekilde yaptıktan sonra toprağın içerisinde bir miktar parmağınızı toprağa batırarak bir miktar toprağın içerisine girmesini sağlıyorsunuz, gömüyorsunuz yani. Bu bal onun daha hızlı gelişmesini, daha hızlı kök salmasını sağlayacak. Kenarlardan hafif bastırarak yapabilirsiniz bu şekilde. Diğerlerinin hepsini de bu şekilde yapacağız. Bir tanesini ben bala batırmadan yapmayı düşünüyorum. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Şimdi bunların hepsini tek tek böyle yaparak devam edeceğim. Bu şekilde gül dallarını kabın içerisine yerleştirdim. Sera etkisi oluşturmak için bir hafta bu şekilde bekleteceğim. Arada bir açıp havalandıracağım. Nem ihtiyacı varsa arada bir püskürtücü ile hafif bir nemlendireceğim. Sera ortamına aldığım gül dallarının dikim aşamasına geldim şu an. Ben sürekli bunu açıp kontrol ettim. Bu bir hafta süreçte bir gelişim gösterdi bu şekilde. Sürekli açıp kontrol ettim. Nemine baktım. Kapalı kalırsa her zaman küflenme yapabilir. O yüzden arada bir açıp kontrol ediyorsunuz ve gerektiğinde fısfısla böyle birazcık nemlendirmemiz gerekiyor. Şimdi gelişim aşamalarını hemen size göstermek istiyorum. Bakın şöyle filizler oluştu. Gayet de güzel büyüdüler. Bu şekilde filizleri çıktı hepsinin de. Şu bal sürme, bunlara bal sürdüm. Şuna bal sürmedim. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Bakın şuna bal sürmeden yaptım. Bunlara bal sürerek yaptım. Bunların hepsinde de filizler çıktı ama bunda hiçbir gelişim olmadı. Yani bal sürdüğünüzde ne kadar süreç fark edeceğini göreceksiniz. Şimdi bunu nasıl dikeceğimizi de göstermek istiyorum. Nemli bir toprak kullanacağız. Nemli toprağın içerisine şöyle batırıp biraz şöyle kenarlardan hafif bastırarak dikiyoruz. Bunu hemen dışarıya, yani dışarıda da bakabilirsiniz güllere, evin içerisinde de bakabilirsiniz. Ama hemen sera ortamından çıkardığımız için bu süreçte bir miktar evde bekletmeniz daha uygun olacaktır. Bu şekilde. Şurada bir tane daha dikmek istiyorum. Dip kısımlarına şöyle hafif bastırıyoruz. Sonra da şöyle bir şekilde, ben zaten nemli toprak kullandım dediğim gibi. Ve bu şekilde suluyoruz. Dediğim gibi ilk süreçte bir hafta kadar evin içerisinde bakarsanız daha uygun olacaktır. Çünkü sera ortamından birden çıktığı için gelişim göstermez. Bir süreç daha, bir hafta kadar daha evde bakıp ondan sonra bahçeye isterseniz bahçede bakabilirsiniz. Bahçeye dikebilirsiniz ya da saksıda bakabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi çok hızlı gelişiyor. Umarım siz de beğenirsiniz ve faydalı olur sizler için. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.